oh be, yemin ediyorum özlemişim ya. Ama hamlamışız ha. Biraz. Hamladık. Biraz zaman oldu. Ben de çok özlemiş ama. Sen yokken var ya, ben yemin ediyorum bunların hepsini tek tek söküp böyle kırıp böyle parça parça pinçik pinçik edip denize atacaktım. Yemin ediyorum öyle planlarım vardı da. Sonra şimdi bunlar belediyeye ait ya. Dedim şimdi bir ton iş, uğraşacağım duracağım falan. Sen anlamıyorum. Sonra dedim çimleri mi yolsam acaba? Sonra dedim çimleri yolarım, üstüne tepinirim, zıplarım, tükürürüm falan. O şekilde yapacaktım yani. Ay, yapacak mıydın gerçekten? Yapacaktım çünkü çok sinirli bir durumum vardı yani öyle. Nefret ediyordum hayattan da. O şekilde yapacaktım. Ben senin için bütün şehri yakarım ya. Senin için bu şehri yakarım Zehra. Hey! E ben şimdi yaktım şehri. Sen nasıl yakıyorsun aynı şehri? Yanmış şehir yanar mı bir daha? Bir de sen biraz özgün ol ya. Biraz özgün ol. Niye aynı şey söylüyorsun ki Özen telif? Ne alakası var ya? Hem ben zaten yakacaktım ki bu şehri. Ya nereye yakıyordun bir daha? Duydun benden. Gittin kıza bır 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 şehriye gelin. Gördünüz, oturdunuz oraya. Yalan mı? Allah Allah. Ya arkadaşım yakacaktım diyorum sana, yakacaktım. Şehirle arandaki mevzu. Sen girmesen araya. Ya ne mevzusu arkadaş? Yürü git başka şehir yak. Başka şehir mi yok? Ben bu şehri Leyla için yakacağım. Sen kimsin ya? Ya ben de Zehra için yakacağım. Ya yürü git şuradan. Neyi yakıyorsunuz siz? Hayırdır böyle? Polis de mi spor yapıyormuş ya o esnada? Oğlum, siz sevgili misiniz? Serseri misiniz? Cevap versenize. Ha siz soru olarak mı soruyorsunuz ya? Ben onu anlayamadım. Ben fırça yiyoruz diye o yüzden başım böyle önük önünde duruyorum. Ben de. Sen hemen atla zaten oradan Özen Terif. Ne alakası var? Ben zaten söylüyorum. Kesin be. Cevap verin şimdi. Sevgili misiniz? Serseri misiniz? Vallahi şimdi ben bu bayanı tanımam. Ben Leyla ile sevgiliyim. Biz de Zehra ile sevgiliyiz. O zaman ortalığı niye yapıyorsunuz evladım? Yapma diye bir şey yok komiser bey, siz yanlış anlamışsınız. Onun Mecnun bana olan sevgisini dile getirmek için öyle bir örnek verdi mesela gibi. Sizin evin önünde yaptık ama onu nasıl yapalım? Onu burada komiserin önünde söylemesen daha iyi. Ha yok, ben sessiz söylüyorum, fısıltısı söylüyorum ama anlaşılıyor mu? Ya duymuyordur, duysa bağırır bence agresif olur. Ha agresif olur biraz. Biz de genç olduk, biz de sevdik. Sevdik diye ortalığa zarar vermenin bir anlamı yok. Efendi gibi çikolatanın çiçeğini yaptırırsın, gider istersin babasından. Tabii canım biz de öyle yaptık da işte babası vermeyince hani benden hoşlanmıyorsa demek ki. Bana da vermediler komiserim. Zehra'nın babası hiç istemiyordu. Bizim başımıza gelmeyen kalmadı komiser beyim. Bizim de kalmadı komiser bey. Bizi uzaylılar kaçırdı memur efendi. Biz? Ne oldu? Biz dedin orada kaldı el. Bir susma yaşandı o. Ne? Uzaylılar mı dedi bu? Ya elin delillerini toplayıp getiriyorsunuz karakola. Gönderin gitsin şunları. Yani sonuçta baktığın zaman onlar da senin benim gibi insanlar yani. Çok büyük bir farklılık göremedim ben ya. Değil mi öyle Leyla? Yani farklılar da var tabii. Bir tane yeşil vardı. Söyledim ya taşı mı çalan işte yeşil. Taş... Aa ya taş da orada kaldı. Taşını oradan bıraktın. Oldu. Bize müsaade. Hayırlı günler. İnanmadılar mı teyzeme bunlar hiç? Köpek nerede ya? Köpeği unuttuk ya. Neymiş böyle ya okul servisi gibi? Biz şimdi ne yapalım akşam? Gidelim mi sahile? Benim okula gitmem lazım. Ha, akşam ne yapacağım? Akşam da evdekilerle görüşmem lazım. Zaten gözleri üzerimde, böyle gidip onlara sağlıklı olduğumu ispatlayayım biraz. Hoş sohbetlerle. Hmm. Sen ne yapacaksın? Ben de ne yapayım işte? Boş vakitlerimi değerlendireyim dolu dolu. Sir!
abi, Eydal abi. Süt 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 diye kime bağırıyorum acaba? Ben kendi kendime mi bağırıyorum? Süt diyorum burada. Ne var İsmail? Ne bağırıp duruyorsun ya? İçeride müşteri var. Vallahi mı? Müşteri mi var? Eydal abi, adres sormaya mı gelmiş? Niye gelmiş acaba müşteri? Oğlum ne adres sorması ya? Allah Allah. Müşteri, müşteri. Burası bakkal. Müşteri. Ben de bakkalım. Bakkal. Sen ne istiyorsun? Ya bir şey istemiyorum Erdal abi, canının sağlığı. Ne bunlar? Sütçülüğe başladım biliyor musun? Sütçüyüm artık ben. Sütçü oldum. Sütçü. Süt süt süt. Süt vereyim mi? Oğlum sen ne anlarsın sütçülükten ya? Almış eline gülüfan. Ya Erdal abi, senin sorun kulağında değil biliyor musun? Senin sorun kulağında değil, algında. Algında sorun var. Senin ağzından çıkanla kulağının doyduğunun tuttuğunun aynı yerde kesişmesine rağmen algılamamakta çok isyankarsın. Ben istemiyorum diyorsun, algılamak istemiyorum diyorsun. Benim dedemi tanıyor musun sen, ne konuşuyorsun? Benim dedemi biliyor musun? He, ne yapmış? Süt mü sağmış? He, süt sağmış. Ağzını öyle yayıp oradan gülmekle bitiriyor, öyle mi? Ya benim dedem var ya, pastaneci değil. Ya onu hep... Ne oğlum, söylesene ya. Pastörize. Pastör... Ya benim dedem sütü bakterilerinden tek tek ayıklayan adamdır. Haberin var mı ondan Erdal? Al bakalım sütünü iç yapmadan önce. Nasıl süt baba ya? Niye, nesi varmış? Biraz acı. İyi. Acı değil o, pastörize. Al, şu kurabiyelerden de ye bakalım. Yanında. Bayat. Bayat değil o. Pastörize, pastörize. Pastörize. Şşş. Ela, vereyim mi süt? İsmail, ben bakkalım. Bakkal, süt satıyorum. Senden süt niye alayım ki? Ya senin öyle dediğin sütten değil bu. Güğümde satıyorum, görmüyor musun? Pastörize süt. Güğümde? Yani git, ne süt? Pastörize süt. Bir peri vereceksin, 2 saat oldu. Bekletiyorsun, olmaz ki. Abi ben sana... Ya olmaz bu ya. Abi olmaz bu, müşteriye yapılmaz bu. Köy peyniri verecekti. Köy... Bir saattir insanları bekletiyorsun. Peynir istiyoruz, vermiyorsun. Niye insanları bekletiyorsun acaba? Bekleti yoktan. Bak, müşteri kaçtı senin yüzünden. Bekleti yoktan, bekleti yoktan. Veremem. Şimdi güğümü kafana geçireceğim. Aparize. Bir köz kuyusunun dibinde bağdaş kurup oturdum. Fark ettim ki ilk kez ne bir tarafım ne öbür tarafım. Sadece ben. Ve külsüz, dumansız yangınım. 4 yapraklı yonca, boru otu veya ayçiçeği gibi tek taştan oyulmuş mücevher gibi yekpare. Kendisi ve bir tarafım. Yavuzcuğum. Efendim Zeynep. Dinliyorum seni. Tamam, okuyorum. Hayır. Okuma, anlat. Anlat, dinliyorum. Neyi anlatayım? Ha şeye takıldı, bir tarafıma takıldı. Şimdi bak, o taraf oradaki tarafı ya. Bir tarafım demek, taraf değilim. Ya, Yavuz, taraf hayır olamıyorum. Ben bir tarafa falan hiçbir tarafa takılmadım ben. Öyle bir şey yok. Ne? Yani bir kelimeye takılmış olsaydım onu cümle içinde kullanırdık. Sözlüğe falan bakardık. Ha. Yavuzcuğum, hani sen burada yokken neler yaptığını anlatacaktın ya bana. Yine aynı konu mu? Şiştim ya. Of. Evet, yine aynı konu. Çünkü bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Çünkü hep başkalarından dinlemek zorunda kalıyorum bir sürü şeyi. Ya kim ne anlatıyor sana? Kimden ne duyuyorsun sen ya? İşte Berkcan anlatmıştı. Sen... Zeynep, bu Yavuz var ya, bu Yavuz. Burada yokken ne işler yapmış, ne işler. Bir bilsen var ya, büyük vurguna karışmış bunlar. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişler. Saçmalama canım. Yavuz öyle bir insan mı? Yapmaz öyle şey yok. Bizzat tüy bitmemiş yetimden duydum Zeynep. Bu var ya, küçük çocukların şekerlerini çalmış. Hayır yani, bak söylemeye çekiniyorum, affedersin ama... Babası yaşında adama küfretmiş ya Zeynep. Yok artık, daha neler ya, yok. Daha bu ne ki? Daha bu ne ki ya Zeynep? Yaşlı bir amcaya otobüste yer vermemiş bu ya. Yok, ben inanmıyorum buna. Yavuz yapmaz öyle bir şey. İnanmıyorum ben. Yok. Bak söylerken bile kötü oldum yani, içim kötü oldu. Bak bu Yavuz gerçekten böyle pis, böyle kötü bir insan ya bu Yavuz. Öyle değildir, yok yok yapmaz, ben biliyorum ya. Ne? Sen ne dedin peki? Sen ne dedin? O öyle bir insan mı? Büyülü sorusunu soramadın mı ona? Sorabildim tabii ki.
Sorabildim ama nereye kadar sorabileceğim ki? Artık seni bana anlatman lazım. Böyle olmaz. Ya bir şey soracağım. Ben sana çok özel değilse eğer çok özel bir soru soracağım. Sen o sincapı niye görüyorsun hala? Yavuzcuğum, o sincap dediğin benim çocukluk arkadaşım. Ne yapayım yani? Çocukluk arkadaşımı sincap diye görüşmeyeyim mi? Ya ne biçim çocukluk arkadaşıymış o? O çocuk senden hoşlanıyor ya. Yeri gelse müsait bir punduna getirse yani elini tutmaya çalışacak, sarılmaya çalışacak. Allah korusun öpmeye çalışacak. Yavuz. Yavuz yok. Bitti Yavuz. Ben kıskanç bir adamım. Yavuzcuğum, bak kıskançlık hiç sağlıklı bir duygu değildir. De hem ayrıca lütfen konuyu değiştirme. Ondan bahsetmiyoruz şimdi. Ben sana ne söz verdim? Bir daha beni hiç bırakıp gitmeyeceğini söyledim. Başka? Aptalca bir şey yapmayacağını söyledim. Tamam, başka başka. Başka başka şey. Bir de beraber dünya turuna çıkacağız dedim. Hayır. Beraber dünya turuna mı? Ben sana öyle bir söz verdim mi o sözü gerçekten? Tamam şaka şaka vermedim. Ha. Ama şey dedin. Bir daha sana hiç yalan söylemeyeceğim dedin. Ha, tamam işte. Şimdi bak ben sana eğer bu konuyu anlatmaya başlarsam orada neler yaptığımı ben sana inci gibi dizmek zorunda kalacağım yalanları. Çünkü yalansa anlatamayacağım o konuyu. Sözümü bozmuş olacağım. Yani biz şimdi bekleyelim müsait bir zamanda. Ben yeri geldiğinde müsait bir yerde onları anlatacağım sana. Tamam. Yavuzcuğum çok tamam. Güzel konuştun. Tamam tebrik işte, ediyorum. Harika. Tamam. Söylediklerine katılıyorum. O zaman şöyle yapalım. O zaman gelene kadar biz konuşmadığımız gibi görüşmeyelim de. Şimdilik ben müsait bir yerde iniyorum. O zaman gelince tekrar konuşuruz. Tamam, indim ben şimdi. Tamam, indim ben. Güle güle. Güle güle Yavuzcuğum. Hoşça kal. Oo, bu neymiş ya? İndim mi dedi o? Yuh arkadaş ne uyumuşum ya. Gün değişmemiş, gün hala aynı. Aydınlık güne uyandım yine emin ediyorum. Of, zaman mevhumu kalmadı bende. Gündüz uyudum, gündüz uyandım. Kutup insanı gibiyim şu anda, yemin ediyorum. Mevhum. Bak mevhum kelimesini ne güzel kullandım. Bunu Leyla'nın yanında da mı kullansam böyle havalı havalı? Mecnun. Hop. Sen ne yapıyorsun burada? Benim başka gidecek yerim yok ki. Nasıl gidecek başka yerine? Sen kaldın mı? Dünyada mı kaldın sen? Eşin de olmadı ki dünyalı Zekiye. Hiç havan mavan da kalmadı bu şekilde. Şey diyeceğim, bana akşamları şöyle bir tabağa yemek koysan, getirsen. Benim karnım çok acıkıyor da. Akşamları yemek mi koyayım tabağa? Sen ne, burada mı kalıyorsun sen? Nasıl? Orada mı kalıyorsun? Bu kavadan ev mi yaptın kendine? Ha? Hii, leş gibidir o, ıslak ıslak bir de. O nedir onun, perde mi var orada? Allah aşkına kalınır mı orada? Bırak ya, bırak. Tamam ben, bize gel, biz de yer buluruz sana ya. Bir yere sıkıştırırız. Rahatsız etmeyeyim. Ya yok, ne rahatsız edeceksin? Şiş demiş, şişiyor zaten hep. Problem değil de babama ne diyeceğiz acaba? Neyse tamam, bakarız. Gel gel, yürü yürü. Baba, daha ne kadar ev değiştireceğiz ya? Otel gibi oldu, adapte olamıyorum gerçekten ya. Fena mı kızım? Gezip duruyoruz. Öyle değil mi Sevim? Ya, ne demezsin. Tek bir mekanda ferahlık vardır. Yenilik iyidir. Böylece o serseri heriften de kurtulmuş oluruz. Serseri demişken ben Mecnun'la evlenmeyeceğim baba. Yani bu evde sevdim, değiştirmemize gerek yok. Duydun mu Sevim? Ne dedi? Kızım bir daha söyle bakayım. Ben Mecnun'la evlenmeyeceğim. Kızım iyi misin sen? Bir sıkıntın falan yok değil mi? İyiyim ya, gayet iyiyim, sorun yok. Yok yok, çok iyi, çok iyi. Aferin. Sonunda doğru yolu buldun. Çok isabetli bir karar vermişsin. Ne kadar mutlu oldum bilemezsin. İlk konuştuğun zaman bile bu kadar mutlu olmamıştım. Çünkü ilk konuştuğu zaman baba dememişti ki, dayı demişti. Sevim, şimdi dururken nereden çıkartıyorsun şimdi bunu akşam akşam? Dayı mı demişti? Dayı desen iyi. Sabahattin dayı dedi. Nereden aklıma soktun şu pis herifi? Of, sen biraz daha yemek koy kıza da. Leyla yedikçe kafası çalışıyor, kafası. Ay yok, bak bunları bitiremedim daha. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Öyle yani, yaşım kaç başım kaç. Düşününce evlilik için erken. Sevgili kalalım, iyiyiz böyle. Aferin. İşte modern aile bu demek. Yani biz eskiden böyle hani babamızın anamızın karşısına geçip böyle konuşabilir miydik? Ha, pardon? Sen kiminle sevgili kalacaksın dedi. Mecnun. Sevim, duyuyor musun ne dedi? Ha? Mecnun dedi. Gördün değil mi? Bak karşıma geçmiş,
Mecnun'la sevgili kalacağım diyor. Tamam Metin, sinirlenme bir dakika. Nasıl sinirlenmem? Ben kızı o serseri elinden kurtarmaya çalışıyorum. Şu kızın yaptığına bak. Ne yapmışım baba, ne yapmışım ya? Ya nasıl sinirlenmeyeyim ne demek? Nasıl sinirlenirsin? Ya alıp veremediğin şey nedir şu konuyla ilgili? Sizin arkanızdan gizli gizli bir şey mi çeviriyorum ben? Geliyorum, size açık açık söylüyorum. Biz Mecnun'la birbirimizi seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Siz bunu anlayana kadar bana müsaade. Hayırlı akşamlar dede. Şuradan ekmek uzatsana. Hayırlı akşamlar. Al bakalım. Ah. Baba ne haber, hoş geldin. Çok güzel fasulye var. Vereyim mi acık? Ne diyorsun ya? Doldur. Mecnun, annem mi geldi yoksa? Yok, annem niye gelsin ya? Bunları sen yapmadın herhalde. Ben şimdi şöyle yani, ben yapmadım da fasulyeyi ben kırdım. Yani bir yardımım var biraz. Kime yardımım mı? Salata da geldi. Oo, salata da geldiyse hepten artık coşacağız masada. Daha sonra konuşalım, yemeğimizi yiyelim böyle güzel güzel. Sonra konuşalım mı? Baboş, baboli. Baboli. Ne oldu? Konuşuruz. Gel buraya, gel, gel buraya. Ha? Otur. Ne oldu ya? Oğlum sen gerizekalı mısın? Haydi bakalım durduk yere. Niçin, ne oldu ki? Ne işi var tanımadığımız, etmediğimiz kadının bizim evimizde? Tanımadığımız, etmediğimiz mi? Evet. Nasıl tanımadığımız, etmediğimiz? Kim peki? Tanıdığımız, ettiğimiz mi insan? Kim? Zekiye. Ha tamam, Zekiye ise tamam. Kim? Sen neden bu kadar agresifsin acaba bugün? Çok böyle bir sinirlenip havada mı içtin sen? Adam kız gelmiş oradan yorgun argın. Yemek yaptı sana o kadar. Ay bu mu yani? Vereceğin karşılık bu mu? Fasulyede bulaşık deterjanı vardı ya. Bulaşık mı deterjanı vardı? O muydu ya? Böyle acı acı tat ondan mı geliyordu? Geldi ağzıma. Dede yedi 3 tabak burada, gönlü gözümün önünde. Bir şey olmasın adama. Ona bir şey olmaz. Sen kadın kim, onu söylesene bana. Kadın? Zekiye. Dedenin kızı ya. Asla kaldın. Ha. Geldi bana. Kapıda buldu beni. Dedi ki ben dedi çok uzun durumdayım dedi. Babam dedi buradaymış galiba dedi. Ben dedi çok uzun süredir göremiyorum bunu dedi. Deneyim dedi. Şey de yapamıyorum dedi. Ben dedim ki babam evdedir. Biz ders anlaşıldı. O yüzden dedim akşam madem konuşuruz güzel güzel. O dedi kalacak yerim yok. Babam dedim evde dedim. Bunu duyarsa dedim çok büyük sorun çıkar dedim. Yani senle bu görüştüremem sizi dedim. Bu şekilde eve de alamam dedim. Dedim ki madem öyle gelin dedim. Yerde var, evde şey var istedim. Babasına aldım yani. Aldım. Ne yapsaydım? Ne demek ne yapsaydım? Bütün mahalleli ne diyecek şimdi? Tanımadığımız, etmediğimiz yabancı bir kadın dul bir erkeğin evinde. Dul bir erkek mi? Dul erkek. Sen misin o? Şendol İskender. Sen miydin ya? Çarpıtma. Ağzına bir tane çarparım, bir tane de duvardan yersin. Baba ne yapsaydım? Yani kızı sokak. Sokağa ne? Sokağa ne? Sokağa. Mecnun. Mecnun. Ne mi atsaydım kızı? Ya o hallerde bırakabilir miyim ben o insanı ya? Ben de vicdan sahibi bir insanım sonuçta. Yazıktır ya. İyi misin sen? İyiyim, sen nasılsın? Şaşkın. Görüyorum, sebep? Tekledin. Teklemedin. Tekledim. Nasıl tekledin? Ben böyle yaptım. Böyle devam edebildin ancak. Bulaşık deterjanı konuşulmasın bana? Biraz bulantı var ama. Bende de var. Ağzımdan köpük gelir gibi oluyor ama. Zeki. Kalsın. İyi tamam. Hadi eyvallah. Ya konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama... Konuşma o zaman Erdal. Ya konuşulmayacak gibi değil Nurten. Allah Allah. Gitti düğünün ortasında, çekti gitti. El aleme kepaze etti. Ondan sonra da gelmiş, gecenin bir vakti burada oturuyor. Ne var bunda Erdal? Birbirlerini sevmişler, kaçmışlar. Sonra yapamayacaklarını anlamışlar, geri dönmüşler. Ne var yani, olamaz mı? Ben yapamayacağım. Aşık oldum ben. Kusura bakma. Al işte. Bak, bu
Boşuna Çinliler söylememişler. Ne ekersen onu biçersin diye. Kusura bakma Leyla kızım. Erdal, Erdal. Görmüyor musun ne kadar üzgün? Daha fazla üstüne gitme istersen. Bu mu üzgün ya? Ya bu üzgün mü Allah aşkına? Ya kötü sesli botokslu şarkıcılara benziyor. Ne diyor? Mecnun'a da diyor, ayıp oldu mu diyor, kızdı mı diye soruyor. He. Sor ona bakayım, sor. Şimdi mi aklı başına geldi? Sor, aynen böyle sor. Gül gibi çocuk kaçtı, damat olarak alır ben onu, dükkana oturtur, keyfime de bakardım. Çevir, aynen böyle çevir, hadi. Leyla, ben konuşurum Mecnun'la. Durumu izah ederim, sen sıkma canını, tamam mı? Tabii. Mecnun da der ki, yeğenini getir evlenelim, ne olacak? Ya bunun izahı mı olur Nurten? Allah Allah, ne diyeceksin ya? Mecnun, Leyla çok üzgün. Bak, seni öyle ortada bırakıp gittiği için vallahi bin pişman. Allah Allah. Ya öyle şey mi olur ya? Allah aşkına yani. Bak, ayıp ya, insan masada bırakıp gider mi evleneceği adamı ya? Bu kadar, yani hadi onu geçtim. Ben zaten abilerin zoruyla duruyordum ki onun yanında. Her şeyi bir kenara bırak. Ben şu an o kadar mutluyum ki. Yemin ederim öyle rahatım, öyle mutluyum ki. O neymiş öyle ya? Tabii ben seni de anlıyorum Mecnun. Erkek adam sayılırsın sonuçta. Tabii öyle masada bırakılınca koydu bu sana. Gururun incindi, anlıyorum ben seni. Nurten abi, sen Erdal abiden boşansan mı acaba? Niye? Hayır, gittikçe ona benzemeye başladın, ne bileyim ben. Şu anda yemin ediyorum o bıyıklarını görüyorum ya suratında böyle kara kara. Bir alçanları ya, kes bıyıklarını. Tekrar yeniden mevzuya gelecek olursak lokumlar da güzelmiş. Sonuçta biz bir aile sayılırız. Ben de senin enişten oluyorum bu arada. Kimin? Enişten. Onun için diyorum ki bu Leyla Hanım kızımızla yarın bir görüşsen, o da senden bir özür dilese. Ha? Fena mı olur? Hem belki yeniden aranızda fan film fon durumlar olur ha? Şu ağzına bir baksana Allah aşkına, yapmasan mı ağzını? Yemin ediyorum Erdal abla diyesin var ama demesen mi o kadarını da? Lütfen ya, siz anlayışın da bir değişmiş senin. Ben ne diyorum? Benim Leyla ile bir olayım olamaz ya. Böyle bir şey mümkün değil yani. Biz bir şey olabiliyor mu diye baktık, denedik. Olmuyor. Olmadığını gördük. Yani insan böyle deneye deneye yani görüyor bazı şeyleri. Tamam işte, yani insana bir şans verir, bakarsın oluyor mu? Olmuyor işte. Yani yarın deseler ki bana Leyla ile buluşacaksın. Ben yemin ediyorum kaçacak delik ararım yani. O hale geldim ben. Bu neymiş böyle? Leyla ile ben diye bir şey mümkün değil. Olamaz yani. Lütfen bunu bu şekilde şey yapabilirsek. İyi tamam, o zaman ben de aynen Leyla'ya bu şekilde anlatayım. Evet, aynen, tamam. Aynen bunları, aynen bu şekilde anlatma da çünkü ağır olabilir yani bu kadarını söylemezsen de. Hani şey de istiyorsan ne bileyim, böyle Mecnun'daki yokmuş da, o başkasının Mecnun'uymuş de. Ondan sonra Erdal abi de bolca selam söyle. Hayır dedi ya, nereydi? Gidiyorum, gidiyorum evladım artık. Sözümün dinlenmediği bir yerde daha fazla kalamam. Dedeciğim yemin ediyorum çocuk gibi adamsın. Vallahi çocuk gibi adam oldun ya. Yani az bir kulağını burduk diye yani bu kadar tavır yapılır mı insana? Ay hayır çok yanlış anladım. O anlamda demedim. Yani tabii ki dedenin kulağını değil de öyle bir durum olmadı da. Hani durumlar öyle gelişti. Çok ters içi mevzular oldu. Her şey birbirinin içine girdi falan ya. Ya ne olur bana çok yanlış anladım ve içinden çıkamıyorum. At fikirleri at kafandan de. Sen bir de o bavul nedir bu bavul? Gidiyorum. Yani bavulla nereye gidiyorsun? Ne koydun ki içine? Ya yemin ediyorum sırf havasın ya. Almış yanına da bavulu. Görüyorsun değil mi kızım? Ha? Özür dileyeceği yerde, affedersin dedeciğim diyeceği yerde hala laf ediyor. Yeter Mecnun. Yeter. Ben gidiyorum. Ya dedeciğim gidiyorsun anladım. Affedersin dedeciğim. Affedersin de yani nereye gidiyorsun gecenin bir vakti ya? Nerede kalacaksın? Kapıları kilitleyip mi yatsak ne? Hı? Gece uyanıp bütün evi boşaltmasın sakın. Saçmalama Erdal. Deden yaşında adam ya. Yatıyor adam orada. Ya deden yaşında adam. Öyle her sakallıya dede muamelesi yaparsak işimiz var bizim. Bakkal. Bakkal. Fısır fısır konuşuyorsun ama aklında yine de duyuyorum. Bak bizi dinliyor işte, gördün. Tamam hocam, tamam. Size iyi geceler. Allah rahatlık versin size. Olur da gece kalkarsanız ışıkları falan yakın da böyle görünce korkmayalım.
Zaten ev korku filmine döndü. Nedir sizin kızınızdan çektiğim? Ne var, ne oldu, ne yaptı ki? Baksana şu hali. Yine kızınız geldi, yıktı, devirdi masayı. Tamam, siz kusura bakmayın. Biz zararınız varsa öderiz. Ben zararında değilim ama müşteriler korkuyor. Kıza da yazık. Hep bir hüzün, hep bir keder. Tamam canım, siz merak etmeyin. Biz hallederiz. Allah Allah, sana ne ya benim kızımdan? Metin, ne bu halin? Kızı alacağım diye çıktın evden. Bir saattir yoksun. Geldiğimde burada yoktu. Ben gidiyorum, o gidiyor. Ben geliyorum, o gidiyor. Tıpkı zaman gibi. Tamam, hadi kalk evimize gidelim. Orada devam edersin kovalamacaya. Duvardakini görüyor musun? Aa, görüyorum ya. Mandolin. Leyla'yı almıştın aynısından. Almıştım, almıştım. Tamam, sonra söylerim. Ne oldu kızım? Yok bir şey, çocuk işte. Ne istiyorsan bana da söyle. Okuldan mandolin istiyorlarmış da. Ben alırım kızım. En güzel mandolini alırım kızım. Kız mandolin demişti, sen mandolin anlamıştın. Bir kilo mandolin almıştım, bütün sınıfa rezil olmuştu kız. Yo yo, mandolin anlamıştım. Ama alacak paramız yoktu. O gece gözüme uyku girmedi. Kimden borç istesiysem onlar da yardım etmedi. Sonunda bir kilo mandolin aldım, götürdüm. Tamam canım, dert etme artık. Zaten onu da 2 sene sonra almıştım. Ama almıştım sonunda. Çok çalıştım. Anladım ki bir adam ailesinin istediklerini yerine getirebildiği sürece adamdır. Şimdi her şeyi alabilecek gücümüz var. İşte gerçek sevgi budur. Budur. Hadi kalk evimize gidelim, orada konuşuruz. Hadi kalk. Peki o serseri Leyla için ne yaptı? Canım bırak artık o serseriyi. Hadi evimize gidelim, hadi. Öyle kuru kuruya sevgi olmaz. Yani peşinden dolaşıp. Yani ne bileyim ben öyle... Daha kendini geçindiremeyen adam bir de ailesini geçindirmekten bahsediyor. Of. Hadi kalk evimize gidelim. Kapat bu konuyu artık. Leyla'nın yanında da böyle konuşma bak. Daha fazla üzülür. Zaten canı çok sıkkın. Daha çok sıkılır, çok. O serseri bugün gerçeği anladığı zaman sıkıldım diyecek, gerildim diyecek, beraber olamıyoruz diyecek ve kızı terk edip gidecek. Ben bunların ciğerini bilirim, ciğerini. Kız babasıyım ben, kız! Bakayım buraya. Nurten, ne yapıyorsun sen? Sütçüden süt alıyorum Erdem. Süt... Sütçüden süt mü alıyorsun? Sütçümüz bu. Bu mu sütçü? Ya sokaktaki adamdan süt alıyorsun. İçine ne koyduğu belli değil Nurten. Yuh artık, yuh. Terbiyesizleşme Erdal abi. Yuh artık. Ya bırak, bırak o düğümü. Bekle burada İsmail. Nurten, al işte süt. Gir içeri sen. Sen bana karışamazsın Erdal ya. İstediğim kişiden süt alırım ben, tamam mı? Doldur sen İsmail, doldur. Ya kutu süt bu, kutu süt. Kutu sütü ben satarım burada. Bakkal benim burada. Bunun içinde akan kokan süt olması lazım. Düğme o kodur. Sattırmam sana burada, ekmeğinle morlatmam. İnekle gezeyim ben. İnek, öküzle, mandayla gezeyim mahallede. O an sahip öyle satayım, öyle mi? Sen ne kadar mantıksız bir adamsın ya. Allah Allah, bırakır mısın çalışıyorum şurada? İsmail, bak çok kötü olacak. Ver o gönlü, ver o gönlü, ver.
içine tükürürüm bak. Bak, bak tükürüyorum bak. Ben senin gibi bakkalda oturmuyorum. Ben hizmeti insanların, müşterinin ayağına götürüyorum. Bütün gün bakkalda oturup boş boş müşteri beklemiyorum. Bırakır mısın? Çalışmak istiyorum. İsmail çok kötü olacak. Git kendine doğru düzgün bir iş bul. Hadi bak. Aa, kaynağı çekiliyor. Hani ben? İsmail. Hani ben? Burada, burada. Kaçtı görüyor musun? Dükkana göz kulak oldurdu. Keşke ben sabahleyin erken kalkıp bir çay yapsaydım. Yani hiç olmadı sallasaydım. Dedeci kusura bakmayın ama kızınız hiç bu mutfak filan işlerinden anlamıyor yani. Kim? Senin kız anlamıyor bu işlerden, hiç anlamıyor. Benim kız kim ya? Oo, kafa iyice sünger olmuş. Diyorum ki afiyet olsun, yemeğini ye diyorum. Sen kafan takma hiçbir şey. Çaylar geldi. Sağ olun. Aman, aman. İsterseniz masaya koyun da bir... Bir şey oldu mu? Yok, yok canım, ne olacak? Yalnız müsaade ederseniz ben bir... Çay da döküldü, ben size yeni çay getireyim. Yo, ben çay mayı istemem. Bana meyve suyu getir, yine başımıza bir dert almıyor. Ya Erdal abi, tamam al. Ya gelmez. İsmail bırak onu, bırak onu bak, tıkırırım vallahi. Bırakır mısın? Ya bırak. Erdal abi. Yalvarıyorum, bırak beni! Sık hayatımdan artık ya! Nefret ediyorum senden! Ya bırak oğlum, iş mi yok sana? Başka bir yerde git, iş yap! Herkese iş var, İsmail'e gelemiyorsun! Bırak diyorum ya! Bırak sana beni! Git başka yerde işini halletmeye çalış sana! Nefret ediyorum senden, nefret ediyorum, yemin ediyorum! Nefret ediyorum senden! İsmail beni gördü mü, sen de görüyor musun? Ha, görüyorum. Oğlum, İskender'e bak. Daha karıyı boşamadan başka kadın getirmiş. Ya sen ne kadar pislik, ne kadar fesat, ne kadar paraza, ne kadar bilip bilmeden konuşmaya hayran bir adamsın. Belki durum hiç öyle bildiğin gibi değil. Belki de hiç öyle bir şey yok. Niye hemen abi? Ne bu gürültü? Çok özür diliyorum Erdal abi. Üstüme çay dökülünce Zeki Hanım da... Zeki Hanım. Pakizna. Zeki ya. Ne olacak? Tamam. Biri gider, biri gelir. Yaban çakalı. İskender abi, yaban çakalı mısın sen? Ya öyle değil yani. Hanımefendi dedenin kızı. Aksakallı. Az sakallı olan... Tamam İskender. Mecnun öyle dedi. Az sakallı olan dedenin kızı tamam, dedi. Tamam İskender, tamam. Biz anladık anlayacağımızı. Tamam, sen boşuna çaba sarf etme. Gel İsmail, gel. Biz gençleri yalnız bırakırım rahat çay içim. Bana bak, öyle düşündüğünüz gibi değil. Gidip de mahalleliye söylemeyin bunu. Alo! Kime diyorum? Kusura bakmayın Zeki Hanım, bunlar biraz, affedersiniz, hayvan olurlar da. Gerçi hayvanın da ne kabahati varsa. Neyse, buyurun. İsmail, doğru mu duyduklarım? Ne duydun ki acaba? İskender kampanyadan yararlanmış. Hanımın eskisini götürüp yenisini almış diyorlar. Yuh ama artık ya. Daha benim ağzımdan çıkmadan senin kulağının duyduğunun, tuttuğunun ne kadar çabuk olduğunun farkında mısın? Sen hemen nereden duydun böyle şeyleri? Bizim de kendimize göre çevremiz vardır. Kız güzel miymiş bari? Pek de genç diyorlar ama. Yazın ne kadar meraklı, ne kadar dedikoducu, ne kadar çiçekçi teyzesin böyle. Sen niye... Karışıyor, kim ne demişse de demiş, kim ne yaşamışsa yaşamış. Bize ne acaba bundan? Sen sütünü iç, sağlıklı yaşa. Buna da içir. Mörür mörür bakıyor zaten. Ay. Bakma lan öyle. Ya oğlum ya. Zeynep benimle konuşmuyor ya. Bırak konuşmayı, yüzüme bile bakmıyor. İçin? Ya işte anlat diyor bana. Burada değilken ne yaptın, ne ettin? Anlat abi. Nasıl anlatayım Mecnun Allah aşkına ya? Anlatılacak şey var, anlatılmayacak şey var. Ben her şeyi nasıl anlatayım? Her şeyi mi? Allah Allah.
Sen de bizlere de hiçbir şey anlatmıyorsun ya. Ben huylanmaya başladım iyice. Sen başka birini mi buldun acaba? Yuh! Ne yuh ama dediklerine o çıktı abi. Ben öyle bir insan mıyım? E değilsin de. Ya bırak Allah aşkına şimdi. Sinirimi bozdu bu da ya. Neyse sen anlat. Senden ne var ne yok. Abi ne anlatayım? İşte Leyla ile aranız nasıl? Leyla ile aramız... İyi. İyi mi? İyi mi aranız? İyi mi? Ya ben iyi, kelime olarak kabul etmiyorum ya. Ne kullanıyoruz? Üç eceli bir harfim var. Şahane. Ah mis. Ah maşallah maşallah. E o derece yani süper. E tabii canım. Öpüştük ya geçen. Ne yaptın? Öpüştük. Ne yaptın? Vallahi öpüştük. Ya. Ya bırak Allah. Vallahi öpüştük. Ya bırak yeme beni savaşma. Dudağından öptüm ya. Ya ne? Dudağından öptüm. Evet. Ya Allah aşkına oğlum sen afyonun patlamamış senin zaman zaman gelmiş dudağında. Ya bırak vallahi deme çarpılırsın. Allah'ım yarabbim. Öpmüş bir de ya. Niçin inanmıyorsun? Dudağından öpmüş bir de. Evet çok çirkin oluyorsun bu şekilde. Yemin ediyorum. Sen şimdi buna inanmıyorsun ya. Uzayda evet. Öpüştüğümüze hiç inanmayacaksın uzayda. Nereden? Nereden mi? Uzayda. Evet boşlukta. Boşlukta evet, öpüştün. Hiçbir şeye inanmıyorum ya. Ya niye inanıyorum? Ya bunu anlatıyorum bir üstüne. Uzayda öpmüş, boşlukta öpmüş bir de. Abi değil de nerede kal... Öpüşmüş ya. Öpüşmüş ya. Allah sen beni güldürdün. Mecnun. Mecnun. Şşt, iyi misin? Şşt. Mecnun. Mecnun. Oğlum iyi misin? Şşt. Oğlum kendine gel ya. Oğlum korkutma ya. Şşt. Kim o kız ya? Allah'ım yarabbim ya. Ne? Ha? Oğlum iyi misin ya? Ne iyi miyim lan? İyiyim tabii ya. İyi misin? Allah'ım ya. Evet, takıldın. Yani takılma diye bir şey yok ya. Bir öpüştük bir kere. Ne kadar şey yaptın abartma. Hala orada ya. Neredeyim? Hala orada bak takılmadık öpüştük diyor ya. Evet. Yeme beni oğlum. Ay sen abi. Allah aşkına ya. Öyle takıldın değil oğlum. Takıldın kaldın kilitlendin. Nasıl kilitlendin? Ya kilitlendin durdum kitlendin? Dona kaldın. Dondum durdum. Kilitlendim ben de vurdum reset attım. Ha öyle mi? Ya, yine mi? Ha cümle içinde mi kilitlendin? Öyle konuşuyordun durdun. E bu yine daha önce de oldu bana babam. Babam da vurmuştu kafam. Sen benim kafama mı vurdun demin? Ha, ne yapayım? Belli. Nasıl vurduysan artık. Ağrıma ben niye durduk yere kafam ağrıyordum ya? Abi lütfen. Ya dur anlatmasak. Sakın inanmayacağım. İnanmayacağım sana. Ah tatlım. Aşk dediğin sevginin çok daha yoğunluklu bir şekilde hissedilmesidir. Bunu biliyor muydun? Ama şöyle de bir gerçek var. Bu tamamen biyolojik bir yanılgıdır. Öyle midir? Tabii ki öyledir. Öyledir, öyledir. Aşk eninde sonunda biter. Mesela erkeklerin bunu atlatması çok çok daha kolaydır. Seni elde edene kadar aşık olduklarını zannederler. Seni bir kere öptükten sonra da... Ara ki bulasın. Ha, bu arada o çocuk öptü mü seni? Yani... İşte bak, tam tahmin ettiğim gibi. O da bir erkek, o da bir aynı. Erkek. Hı hı, hı. Aşık olunca gerçek sandığımız hislerimiz aslında yalnızca birer illüzyondur. İllüzyon, illüzyon, illüzyon. Aynen. Evet, illüzyondur. Bak, illüzyon nasıl bir göz yanılmasıysa,
aşk da bir gönül yanılmasıdır. Güzel laf be. Vallahi güzel. Sen hiç merak etme tatlım. El ele verip en kısa sürede o çocuğu unutmana yardımcı olacağım. Sen sadece bana güven. Tamam. Nasıl yapacağız onu, ne yapacağız? Evet. Yalnız yoga ile ilgili öyle kötü şakalar yapacaksan hiç başlamayalım. Yapmayacaksan direkt gireceğim. Yo, yapmayacağım yani. Güzel. Çünkü bu mindere oturduktan sonra ağzının kenarını yayıp öyle içten içe gülen ne fütursuzlar gördüm, sen biliyor musun? Yok, benim öyle bir niyetim yoktu yani. Benim size saygım var, tamamen sizin yönlendirmelerinize ne derseniz onu yapacağım. Merci. Merci. Yalnız ben şu ayak olayını çözemedim ya. Normalde ikisi de üstte oluyor ama ayağın uyuşabilir. Onun için bir tanesini üstte al istersen. Ya hocam, evde kadının olması bir şey değil. İskender karşımıza bornozla çıktı ya. Bornozla çıktı diyorum ya. Bakkal, bakkal. Yine başladın sen dedikoduya ha? Önüne gelen herkese de aynı şeyi anlatıyorsun. Bak, yapma. Ya hocam, bu dedikodu değil ki. Ben gördüğümü anlatıyorum. Üstelik şahitlerim de var. İsmail de gördü aynı şeyi. Bornozla çıktı adam karşımıza. Tamam, tamam. Diyelim doğru. Sana ne? Bana ne mi? Evet. Olur mu hocam? Ben de bunca yıllık bu mahallenin bakkalıyım yani. Bu tür yakışıksız hareketlere izin veremem yani. Olamaz. Siz de çok geniş olmuşsunuz maşallah. Kim? Ben mi? Evet, siz. Yani onca zaman onların evinde kaldınız, yediniz, içtiniz. Ya Pakize size öz babası gibi baktı ya. Şimdi neredeyse İskender'in yaptığı bu yani terbiyesiz harekete onay vereceksiniz ya. Hakka, İskender bir terbiyesizlik falan yapmadı. Bir kere kız uzaylı. Efendim? Uzaylı, uzaylı. Uzay. Feza yani. Space. Kevin Spacey. Sen anlayana kadar. Usta, ben şunları götüreyim. Dur Kaan, dur. Bir yere gitme oğlum. Bu hocanın kafa gidik. Allah Allah. Acayip acayip şeyler anlatıyor uzaylı, fezalı. Üstelik herif sürekli de dibimde ya. Nasıl yapacağız da kurtulacağız? Kaan oğlum, bir akıl ver. Aslında bu işten faydalanabiliriz. Nasıl faydalanabiliriz? Kafamda bazı projeler var ama... Evet, siz kime baktıracaktınız? Sakallı olan. Sakallı olan isim neydi acaba? Fatma. Fatma Hanım. Fatma Hanım kocaya baktıracak. Aldım notunuzu Fatma Hanım, teşekkürler. Vallahi senin için kararmış. Bak görüyor musun? Kapkara olmuş için, sıkıntı var sana. Bütün yollar açık. Önünüz aydınlık. Siz içinizi ferah tutabilirsiniz. Ne? Efendim? Ben bunun dediğinden bir şey anlamıyorum. Kahve de boşa gitti. Kahve boşa gitmez. Bir saniye. Bir dakika, boşa gitmez kahve. Yok oğlum, Nurten'in yeğeni olmaz ya. Allah Allah. Aman Kan, şimdi kim uğraşacak kahveyle mahveyle ya? Öyle deme usta, çok para var bu işte. Allah'ım. Neyse, ben bunları götüreyim, sen bir düşün. Sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsunuz? Leyla nerede? Derse gitti. Derse mi gitti? Nasıl gitti derse ya? Öğrenci kız Mecnun. Sen artık okuluna da mı karışıyorsun onun? Hayır tabii karışmam okuluna da yani. Derse nasıl gitti? Ya gitmemesi gerekmiyor mu derse ya? Okusun istediği kadar canım yani. Öyle bir şey değil yani. Sen nereden anlıyorsun ki acaba muhabbeti? Öyle bir şey demedim yani. Okusun, üniversitesini bitirsin, bir üniversite daha okusun. Master yapsın, doktora yapsın, yüksek lisans yapsın. Sıralama bu şekilde değildi ama galiba, değil mi yani? Başka bir şey mi vardı? Ya Mecnun, niye böyle yapıyorsun sen ya? İşte çok pardon ya, çok özür dilerim. Çünkü uzun süredir kullanmadığım bilgiler olduğu için... hani master mı, doktora mı, onların sıralamasını... Ay aman be, onu sormuyor. Niye diyor Leyla'yı bu kadar üzüyorsun diyor. Leyla'yı mı üzüyorum ben? Evet. Nasıl üzüyorum acaba Leyla'yı? Ben öptüm bu kızı be. Ne? Öptüm, öptüm. Aa, ne yaptın? Öptüm, öptüm. Ay bir dakika, vallahi bir git şuradan ya. Gözünü seveyim ya, sinirim bozuldu ya. Öpmüşüm.
öpmüş. Kif kif gülüyorsunuz burada da acaba biliyor musunuz? Ya da nasıl bilmiyorsunuz böyle bir şeyi? Yani siz Leyla anlatmamış olabilir mi böyle bir şeyi size? Mümkün değil ki. Ben önüme geleni anlatıyorum da Leyla bir de kızsınız. Kızlar bir araya gelince ne konuşur ki? Ya erkekler ya ayakkabılar. Yuh o kadar ağır bir laf ettim ya. Çok özür dilerim. Çok pardon. Çok pardon. Ben çok özür dilerim. Yani şey de yapmak istemiyorum. Vallahi sizi de kırmak istemezdim bu laflar ederek ama istemeden çıktı ağzından. Ama siz de söyleyin Leyla'nın yanında gideyim ya. Vallahi ben hiç sevmiyorum sizle burada oturup konuşmayı. Söyleyin ne tarafta Leyla? Leyla Güneş'i selamlamaya gitti Mecnun. Artık seni görmek istemiyormuş. Bize de bu notu verdi. Al dedi git dedi bunu Mecnun'a ver dedi. Al. Ne notu? Ne yazıyor ki notta? Ya nereden bilelim ya? Sanki notu bize bıraktı. Sana bırakmış. Ya bırak nasıl ne bilelim? Siz bunu açmadınız okumadınız. Üstünde bant yok, zarf yok. Bunu açıp okumadınız şurada. İki kız. Bir daha seninle görüşmek istemiyorum. Bu niye böyle ya? Bu kadar mı yazmış sadece? Hiç sebep yok, açıklama yok. Abi bu kadarcık bir şey için koca kağıdı niye şey yapmış? Size söylese siz iletirdiniz bana. İsraf, yazıktır yani. Bu Mecnun? Mecnun? Ne oldu ya? Mecnun? Mecnun? Burada yazılabilecek bir şey değil ki bu. Bunu arkadaşlarına söyle, onlar da iletir bana. Koca kağıdı niye bunun için harcadın ki? Allah Allah, benimle görüşmek istemiyormuş. Ay Mecnuncuğum, sen iyi misin? Yani, sen başka bir anlamda soruyorsun değil mi? Ben yine kaldım mı burada? Kaldım değil mi? Ben bir süre durdum böyle boş boş. Biriniz kafama mı vurdu benim? Evet. Vurdun değil mi kafamı? Ya çocuğun kafası tüplü televizyon mu? Niye vuruyorsun ne Sema? Ne bileyim belki çalışır dedim ama bak çalıştı gördün mü? Yok tam problem değil ya. Valla problem. Alıştım yani sonuçta. Yemin ediyorum babamın arabasına döndüm ya. Vurdurmadan çalışmıyor kafam. Ama elinde ağırmış ha Sarıbaş. Bu nasıl vurmak ya? Daha önce vuranlar da oldu ama bu çok sert geldi. Bu notu da anlamadım ama. Nasıl yapalım? Arkadaş, bir arabanın lastiği dur nerede nasıl patlar ya? Kasıtlı mı yapıyorlar acaba bunu? Erdal. Olabilir mi acaba? Yok canım. Daha neler? Beceremiyorum ki. İskender Bey. Siz devam edin İskender Bey. Günaydın abla. Yenge nasılsın? Hayır abi ne haber ya? Hayır abi. Kaan gelin buraya. Git ustana de ki o Erdal bakkala çabuk buraya gelsin. Onunla konuşacağım bazı meseleler var. Tamam. Birader yürü. Sallanma. Mecnun! Dur! Ne yaptın?
birden bozuldu. Böyle bir gün böyle, bir gün böyle. Git der geller yaşanıyor aramızda. Bırak Mecnun, Leyla ile aran iyiymiş biz. Senin Leyla ile aran hep bir limoni. Değil mi? Söyle mi şu kelimeyi? Nasıl? Söyle mi şu kelimeyi? Bir oğlu. Evet, hep bir limoni. Limonum. Yapma bunu, yapma. Ama işte öyle düşündüğü gibi değil. Bizim aramız böyle iyi ama böyle. Ben bunu bir kere öptüm. Ne yaptın? Öptüm. Öptüm ben bunu ama yani öptükten sonra da o ne kaç? Sen. Evet. Leyla'yı öptün. Öptüm, öptüm. Kızı öptüm. E bağırttın beni öptüm öptüm diye. Gizliydi bu iş. E sen Leyla'yı öptün öyle mi? E öptüm dedim. O kadar çok öptüm dedim ki hala öptüm diyorum. Herkes duydu. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E görüyorum hareketlerini. Sok o dilin içeri. O ne öyle? Sok o dilin içeri. Limoni. Nasıl? Limoni. Lan isteme şunu. Alo. Arkadaşım. Alo. Alo. Yürü git şuradan. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Çıksın aradan. Ya çıkın aradan. Özellikle mi geldiniz oraya? Ne alakası var ya? Ben zaten gelip duracaktım burada. Ya nereye duruyordun orada sen? Yine mi sen? Yine mi sen? Beni mi takip ediyorsun acaba? Sen beni mi takip ediyorsun? Biraz özgün olun arkadaşım ya. Bu nedir ya? Ya amma konuştun ha, amma konuştun ha. Bir sus. Damacana. Hey. Hey. Damacana mı? Evet. Bu benim küfürüm. İsmail abi damacana dedi bu. Duydum, şaştım kaldım. Acıma, bas küfürü. Ya yürü git şuradan pipet. Kim? Pipet mi? He. O nasıl küfür? Nasıl? O nasıl küfür? Abi şimdi kafedesin. Kafeye gitmişsin, evet. Manitanla oturuyorsun. O esnada sodalar geliyor ama pipetli. Baktın pipete, maniteye baktın. Pipet dediğin delikanlıya olmaz. Çıkarayım mı, çıkarmayayım mı, koyayım mı, koymayayım mı? O araftasın. Arafta kalmışsın. Soksan bir dert, delikanlıya yakışmaz. Çıkarsan hayvan gibi görüneceksin maniteye. Öyle iğrenç bir şey. Nerede kalıyorsun orada dedin? Nasıl? Nerede kalıyorsun orada dedin? Kafe mi nerede? Yok, bir yerde kaldı ya demin. Araftasın. Arafta. Ha, tamam biliyorum. O zaman pipeti böyle çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Elinde böyle fiskirtince patlıyor. Hay yaşa ağzımdan aldın. E ama çok ağır konuşmuşsun. E hak etti ama. Hak etti. Evet İskender. Bekliyorum. Nedir benimle görüşmek istediğin özel mesele? Ne bu böyle bu havalar filan, eller meller böyle? Sen yemedin içmedin. Sabah burada gördüklerini komşulara, mahalleliye mi yetiştirdin? Sen beni bunun için mi çağırdın? Evet. Allah Allah arkadaş ya. Ben de sanıyorum ki Nurten'in yeğeni geri geldi. Şu çocukları yeniden evlendirelim diyeceksin ya. Allah aşkına iki dakika kafa açmadan dur olur mu? Görüyor musun arkadaş ya? Görüyor musun arkadaş ya? Ya ben koştura koştura nefes nefese geldim buraya. Dükkan açık kaldı. Usta. İki yarım daha çek buraya. Çalıştırmadığınız kalmıştı. Onu da yapın bakalım. Bak, ayıp diye bir şey var. Mahalleli kadınlar var ya, günde toplanıyorlar, gün yapıyorlar filan. Onlar senin kadar dedikodu yapmıyor biliyor musun? Bak İskender, senin ne kadar eve yeni bir kadın getirme özgürlüğün varsa, benim de bu bilgiyi paylaşma özgürlüğüm var. Benim bilgi paylaşma özgürlüğüme dokunma. Ya Erdal senin niye bilgiyi paylaşma özgürlüğün falan diye bir özgürlüğün olsun ki? Senin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Zaten gerek de yok. Mecnun kızı dedenin kızı diye getirdi bizim eve yerleştirdi. Ben çok mu memnunum el alemin kızını evde yatırmaya? Nereden çıktıysa bu kız zaten pat diye. Ya İskender hocam uzaylı muzaylı dedi ya. Bir şey olmasın sakın. Öh be Erdal be. Öh be Erdal daha neler artık. Ya ne bileyim ben öyle bir işkillendim. Gidip bir kontrol etsek mi acaba? Kontrol. Nasıl kontrol edeceksin? Mesela soracak mısın? Hanımefendi siz uzaylı mısınız falan? Böyle soracak mısın yani? Herhalde öyle değil ya. Allah Allah. Ya gidip bir bakarız belki. Anteni kunteni bir şey vardır. Anteni kunteni mi vardır? Televizyon mu bu antenini kontrol ediyorsun ya? Allah bilir sen şimdi gider bunu da yetiştirirsin. Yemeyip içmeyip mahalleliye uzaylı var İskender'in evinde diye. Evet. Evet. Yayarım İskender. Yayarım. Yayarım da yayarım. Yayarım da yayarım. Yayarım da yayarım. Yayarım da yayarım. Niye yaymayacakmışım? Hareketlere bak. Pis.
ben ya. Mahvoldum. Çok zor durumdayım. Leyla delirdi yine. Yine kafayı yedi. Konuşmuyor benimle. Bir yardım etsen. Bana ne? Bana mı ne? Bana ne olur mu dedi. Bana kim yardım edecek? Kalırım böyle sap gibi ortada. Yemin ediyorum bir tek sen varsın. Allah aşkına. Bunu da et. Bir daha etme. Evladım. Senin bana artık ihtiyacın kalmadı. Sen maşallah kendi başına kararlar alabilen böyle kamil bir insan oldun. Kamil mi? Benim filan da dinlediğin yok. Kimseyi dinlediğin yok. Yani hamdın piştin oldun sen. Ya hamdım piştim oldum da çok da olamamışım. Belli ki de ben tek başıma hiçbir şey yapamıyorum ya. Kaldım böyle yemin ediyorum Ayaz'da. Allah aşkına bak bunu da et yardım daha etme. Lütfen rica ediyorum ya. Bir de konuşurken ben sürekli kalıyorum böyle donuyorum ya. Konuşurken böyle gıplayıp kalıyorum. Kafamdaki kurşun acaba paslandı mı ne oldu? Ne oluyor? Ha bir bulma eksikti. Aa, ne haber? Eski nişanlım. Ne haber? Ne yaptın? Nasıl? Ha yok ya, hiç gerek yok. Vallahi lüzumsuz bir hareket olur yani özür dilemek hiç. Anlamsız yani. Biz çünkü ne bileyim böyle daha iyi değil mi? Böyle aynı mahallede yakın arkadaş olarak böyle. Biz de iyiydiğimiz böyle bu şekilde daha iyiyiz bence. Arkadaş mı kalsak artık? Çok memnun oldum. Bu. Ne yapıyorsun ya? Ne? Bir fısıltı geliyor mu anlamıyorum da hiç. Yavaş. Belimi mi kıracaksın acaba? Niyetin mi tam olarak? Bebe. Aptal. Aptal. Ha? Aptal. Hayır. Tatlım, senin sinirlerin iyice laçık olunmuş. Onu öyle hiçbir şey olmamış gibi davranırken görmeye dayanamıyorum ya. Resmen beni içe sayıyor. Sarıldı gözümün önünde, sımsıkı sarıldı. Tatlım, tatlım. Nedense hep aşık olduktan sonra bu işin sonsuza dek süreceğini zannederiz. Neden? Çünkü masallarla büyütüldük. Ama gerçek dünya hiç de öyle değil küçük hanım. Gerçek dünya hiç öyle değil. Ama bizimki masal gibiydi yani. Düşünsene doğar doğmaz aynı beşikteymişiz yani. Bu bir işaret değil mi? Ben aralarda bir kopukluk olsa da yine de beraber olacağımızı düşünmüştüm. Herkes kendi ilişkisinin farklı olduğunu zanneder. Ben de öyle zannediyordum. Ama aşk her bünyede aynı etkiyi gösterir tatlım. Her bünyede. Tatlım, hiçbir aşk sonsuza dek sürmez. Elbet bir gün biter. Bu aşk seni yorar. Aşk seni kapatır. Aşk seni boşluğa iter. Aşk seni deliye çevirir. Sonra bütün bunlar bittikten sonra o boşluktan çıkmak için debelenir durursun. Tatlım biraz daha yoga. Lütfen. Hadi. Lütfen. İhtiyacım var. Of. Allah! Of be arkadaş be. Ya bizim yüzümüz gülmeyecek miyiz? Ya biz şu meriti hep böyle efkar için mi içeceğiz? Hiç böyle neşeliyken içmeyeceğiz mi bunu biz ya? Ya olur mu öyle şey Yavuz? Sen niye öyle şeylere takılıyorsun? Tabii ki biz bunu keyifliyken de içeceğiz. Hiç öyle bir şey olmayacak işte abi. Sen durumumuzun farkında mısın? Beni düşün. Leyla çekti gitti. Dede çekti gitti. Annem zaten çekmiş gitmiş. Herkes gitti yani etrafındaki. Ben çok itici bir adam oldum ya. Niye öyle diyorsun Necmi? Sen hiç itici bir insan değilsin. Sen çok güzel bir insansın. Ya Zeynep de tutturdu illa anlat. Anlatılacak bir şey olsa ben anlatırım zaten. O sincap da sürekli araya giriyor. Nefret edilecek böyle iğrenç bir adammışım gibi anlatıyor beni. Sen niye kendini bilmez insanların laflarına bu kadar dert ediyorsun acaba? Sen öyle bir insan mısın? O zaman? Ben de üzülüyorum bazen, çok üzülüyorum ama sonra biraz zaman geçince geçiyor işte. Nasıl geçiyor? Mesela şekerpareyi özlüyorum. Sonra çok üzülüyorum. Ama sonra gelmeyeceğini bildiğim için
Sonra üzülmüyorum, geçiyor. Gelmeyeceği nasıl ya? Olur mu öyle şey? Ceketin onda. Ya işte, ceketim onda ama ben de o kadar aptal bir adam değilim ama Mecnun. Estağfurullah. Çünkü gelmeyeceğim dedi. Eğer geleceğim deseydi belki döner diye beklerdim ama gelmeyeceğim. Bekleme beni dedi. Ben de o yüzden beklemiyorum. Bir de bana sen çok iyi bir adamsın dedim. Bir de çok güzel gözleri vardı değil mi? İşte ben de o yüzden o keşke diyorum ona sadece onu sevebildiğimi söyleseydim. Ben ona hiç çünkü onu sevdiğimi söylemedim ya. O hiç benim onu sevdiğimi bilmiyor. Bir de keşke onu anlatacağım birkaç bir sürü şeyler vardı. Onları da anlatabilseydim keşke diyorum şimdi ama anlatamadım işte. En çok da ona üzülüyorum. Ben kalkıyorum. Acil işim var. Sabah görüşürüz. İsmail abin ne kaçar Mecnun? Senin de işin var tabii artık. Ne yapayım? Neyi var ya? Olaylar. Çak. Vaps. Al çiğnersin. Şekilde kaçamazsın. Dede yine başladın pat diye çıkmalara. Korkuttun. Ne yapayım? Yani ben olmadan bir gün bile bir arada duramıyorsunuz. Onu bana değil Mecnun'u anlat. Ayrıca ben bir şey unutmaya çalıştım falan yok. Sadece biraz gevşemeye çalışıyorum. Sen kaçıyorsun evde. Kaçıyorsun. Daha doğrusu geçmişinden kaçmaya çalışıyorsun ama bu pek mümkün değil. Çünkü geçmiş insanın peşini öyle kolay kolay bırakmaz. Nasıl yani? Şöyle. İnsan ne kadar unutmaya çalışırsa çalışsın, geçmişini asla unutamaz. Hep bir iz. Bazen küçük, bazense büyük bir iz kalır onda. Bu izleri öyle kolay kolay silemezsin. Kimi zaman da her şeyi unutmuş gibi görünür. Ama hep küçük bir parça vardır. Ona tüm geçmişi hatırlatan. İnsan geçmişinden utanmamalı, korkmamalı. Her ne yaptıysa açık açık söyleyebilmeli. Sahiplenebilmeli onu. Zeynep. Hem seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. Bazen de işte onu orada öylece bırakıp gitmek. Hiçbir şeyi hatırlamamak istersin. Pişmanlıklarını, üzüntülerini. Çünkü ne kadar bağlı olsan da, ne kadar çok sevsen de yoluna devam etmek zorundasın. Ama tabii bunu yapmadan önce kendine sorman gerekiyor. Ben her şeyi gerçekten unutmak istiyor muyum? Dede, hep böyle yapıyorsun. Yine kafamı karıştırdın. Ama ya bu konuda muhatabım ben değilim. Anlamıyor musun? Benimle beraber olmak istemeyen Mecnun. Geriyormuşum bunu. Orada senden bahsetmiyordu evladım. Leyla dedi. Çok net duydum. Ah be evladım, ah be evladım. Tamam, şimdi bütün bunları bir kenara at ve şöyle söyle kendine. Sen gerçekten ne istiyorsun? Ben Mecnun'dan başka ne isterim ki dede? Gördün mü bak? Hı? Sen düpedüz aşıksın bu çocuğa ama gene de onu unutmaya çalışıyorsun. Hem de yok yere. Ne yapayım? Yani aşk bir gönül yanılması değil mi sonuçta? Hiç olur mu evlen? Hiç olur mu? Aşk gönül yanılması değildir. Tersine aşk gönlün yanmasıdır. Sen ne yaparsan yap, eğer bu ateş içine düştüyse onu söndüremezsin böyle sudan sebeplerle. Hadi, hadi, hadi.
Beni daha fazla böyle ihtiyar bir bilge gibi hissettirme kendime de. Yapman gerekeni yap, hadi. Mecnun! Hop! Ben geldim. Sana geldim. Terliklerimle.